Olmaz dersin olur. Söyle. Olur dersin olmaz mı? Evet. Bir çırpıda söyle şimdi. Olmaz dersin olur, olur dersin olur. Olmaz. Ya Batuhan 5'e 2'ye katılmıyordun sen, kurbanın olayım. Düz koşmuyordun tamam ya. Tamam da o zaman ben onlar da katılmıyor zannediyordum. Yoktu ki. Asıl şimdi benim aklıma bir şey geldi. Ramazan kurşunlu ya. Yandı ortalık şu. Natspor ekranından mutlu günler, kadro dışıyla karşınızdayız. Batuhan Karadeniz'le birlikte gündemdeki olayları sizler için değerlendireceğiz. Batuhan hoş geldin. Hoş buldum. İyi misin? Bomba gibiyim. Gerçekten mi? İyiyim. Gayet iyiyim. Tepkiler nasıldı Beşiktaş maç sonundan sonra? Mükemmel. Vallahi mi? Ya, olağanüstü tepkiler vardı. Abi sen ne yaptın ki insanları yorumluyorsun falan. Güzel de tepkiler. Ben seviyorum böyle şeyleri. İnsanların doğallığından yanayım ben her şeyden önce biliyorsun. Yani doğal yorum yapan insanları daha çok seviyorum yani. Adam haklı demiş yani. Abi sen ne yaptın ki yorum yapıyorsun. Doğru mantıklı. Sen ne yaptın demişken Şenol Güneş önemli işler yapıyor Beşiktaş'la bak. 7 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Bir de Şenol Hoca'nın en bilinen özelliği nedir? Filozof açıklamaları. Ne oldu? Bir anda böyle gözümün önüne geldi de. Şöyle. O zaman ekrana da gelsin. Hadi dinleyelim. Gelsin. Şenol Güneş röportajı. Transfer konuşuluyor, yapılıyor, giden gelen olarak da bunlar artık ya bugün olmaz dersin, bir olur, bir bakarsın olur dedi, dersin hiç olmaz. Yani olmayan olur, olan olmayabilir. Yani herkese güzel şu anda gerçek olarak çıkabilir. Olan olabilir, olmayan olabilir. Hocam muhteşem. Olmaz dersin, olur, olur dersin, olmaz. Yani bunu benim karşıma televizyona yazsalar ben söyleyemem. Bu da hocanın kendine özgü bir şey yorum, anladın mı? Vallahi şu an mesela karşımda ekrana baktığımız televizyonda yazı yazmış olsa mesela ben bu yazıyı okuyamam. Mesela olmaz dersin olur. Söyle. Olur dersin olmaz mı? Evet. Bir çırpıda söyle şimdi. Olmaz dersin olur, olur dersin olur. Olmaz. Abi suikast mı hazırladın? Yok hazırlamadık abi. Ha bir daha bence hocanın bir daha dinleyebilir miyiz o konuşmasını? Tabii ki verelim. Bir daha verelim. Ah verdik. Transfer konuşuluyor, yapılıyor, giden gelen olarak da bunlar artık ya bugün olmaz ya dersin. Hocam burada aslında şimdi transfer konuşuluyor, giden geliyor tarzında bir şey söylüyor ya. Hocanın haberi mi yok acaba transferlerden? Ben onu da anlayamadım mesela. Başa alma mı? Ya hocam var ya. Transfer konuşuluyor, yapılıyor, giden gelen olarak da bunlar artık ya bugün olmaz dersin, bir olur, bir bakarsın olur deriz, dersin hiç olmaz. Yani olmayan olur, olan olmayan olur. Yani hepsi bize şu anda gerçek olarak çıkarıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu yapmak daha kolay biliyor musun? Kur'an evliya çalsın yani. Şu konuşmadan şunu yapmak daha kolay olabilir. Yani ben anlamadım. Onun için benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Arda eskiden Beşiktaş'ta da tercümandı. Ben bir Arda'yı arayayım. Arda kavaklı yarasa. Söyle. Alo. Arda, Şenol Hoca ne demek istedi kardeşim? Mail, benim maili biliyorsun. Ya hocam seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Neşe katıyor ya gerçekten. O zaman şimdi diğer... Dur daha ben bundan çıkamadım. Abi çıkamayacaksın. Biz seni çıkartmayacağız. Olmaz dersin olur. Olur dersin olmaz. Bir bakmışsın olmuş. Gelen gider. Ben anlamadım. Bak Abubakar en sevdiğin. Ben severim Abubakar. Abubakar diyor ki o sezona çok iyi başladık ve ben milli takımda bir sakatlık yaşadım. Tedavinin ardından Sivasspor maçında 45. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldım. Fenerbahçe menajerimle görüştü. Türkiye'de başka takıma gitmek için Beşiktaş'tan ayrılmam. Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir takımda oynamam söz konusu olamaz. Şimdi burada ben bir şeye takıldım. Türkiye'den başka takıma gitmek için Beşiktaş'tan ayrılmam demiş. Abubakar Beşiktaş'a geldiği zaman mı istemiş Fenerbahçe? Gelmeden önce. Tamam o zaman Beşiktaş'tan ayrılmış olmuyor yani. Değil mi? Evet. Çünkü sen Beşiktaş'tan ayrılıp gittin nitekiminde. Ya mesela şimdi Avrupa'dan bir takım isterse gidecek mi? Yani Türkiye'den dediğine göre gidecek. Yine mi? Ya Türkiye'den dediğine göre gitmesi lazım. Ben Türkiye'de Beşiktaş'tan ayrılıp başka takıma gitmem diyor. Yani Türkiye'de başka bir takımla oynamam demek istedi herhalde. Yani demek ki yurt dışında oynayabilir. Yani bu adam da beni de Fenerbahçe istedi yani. İstedi mi seni Fenerbahçe? Tabii canım. Fenerbahçe. Ne yaptın? Az Yıldırım zamanında, Büyük Başkan Az Yıldırım zamanında Fenerbahçe'yle benim de bir görüşmem oldu.
Ama biz Beşiktaş'ta olduğumuz için düşünmedik yani. Ben o zaman düşünmedim. Ne dedi? Yani dur ne dedin ya? Çok ciddi transfer ücreti vardı. Allah Allah. Tabii, bak ben bilmiyorum bunu. Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşme imzalamıştım. Ya 3 yıllık ya 5 yıllık tam hatırlamıyorum. Uzun bir sözleşme imzalamıştım. Ama Fenerbahçe'de 1 yılda 3 yılda Beşiktaş'tan alacağım komple kontrat boyunca daha fazla para alıyordum. Yani 1,5 katını alıyordum 1 yılda. Ama o zaman da babam da bana şunu söylemişti. Ben de tabii ki Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum ama babam şöyle bir şey söyledi. Oğlum dedi biz buraya kadar Beşiktaş'ta geldik, biz Beşiktaşlıyız. Sen zaten Fenerbahçe'de oynayacak olsan bizim evimizde Fenerbahçe stadının arası, Dereazı tesislerinin arası 15 dakika dedi. Neden yıllarca dedi gittin geldin 3 vasıta yollarda dedi. Doğru baba haklısın dedim yani bizim bir vefamız var. Bu vefayı Beşiktaş'a ödememiz lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye gidemeyiz dedim ben de. Ondan sonra kaldım yani Beşiktaş'ta. Aziz Başkan ne dedi sen teklif reddedince? Ben menajerimle görüştü Aziz Başkan o zamanki. O zaman ben çok küçük olduğum için bu işlerden anlamıyorum. Dünya benim etrafımda dönüyor. Benim için sadece yiyeceğim yemek önemliydi. O zaman şimdi düşündüğümüz gibi düşünemiyoruz ki. Vay be. Ah şu sosyal medyalar. Ah Twitter'lar, ah o YouTube'lar, Instagram'lar. Benim zamanımda olmuş olsaydı şu anda Abubakar falan yoktu yani. Hani insanlar bazen de şöyle diyor ya. Kardeşim sen ne yaptın da hani konuşuyorsun? İşte senin ne şeyin var ki falan diyor ya. Ya işte kardeşim bizim zamanımızda bunlar yoktu. Şimdi konuşuyoruz. Olsa ne yapacaktın? Olsaydı böyle olmazdı ki abi. Neden? Çünkü bunlar modern çağın en güzel bence şeyleri. İşte Instagram'dan bir dünyada neler yaşandığına, insanların nasıl çalıştığına bile bakabiliyorsun. Bugün Instagram'a girdiğin zaman dünyanın en önemli oyuncularının nasıl antrenman yaptığını görebiliyorsun. Nasıl bir yaşam standartları olduğunu. Yapacaktın sanki, konuşturma beni ya. Ya mutlaka yapardım. Sen? Ya tamam hepsinin olması da birazını yapardım. O bana yeterdi zaten. Ya Batuhan 5'e 2'ye katılmıyordun sen, kurbanın olayım. Düz koşmuyordun tamam ya. Tamam da o zaman ben onlar da katılmıyor zannediyordum. Yoktu ki. Ya sen mesela şu Cristiano Ronaldo'yu görseydin yapacak mıydın onu yaptıklarını? Yani Cristiano Ronaldo kadar kimse yapamaz zaten. Zlatan? Zlatan'ın yaptıklarını yapardım yani. Mesela ben geçen gün bir Reels videosu takılıyorum Instagram'da. Zlatan antrenmanda arkadaşının kafasına tekme atıyor. Ha. Yapardım yani onu. Şakasına. Bu değil mi? Şakasına yapıyor ya böyle. Ha. Yapardım yani. Abi sosyal medya gerçekten çok büyük artık. Ya yani tamam, insanların çok nerede ne yaptığını görebiliyor. Senin çalışacağın konusunda biraz. Ya çalışırdık. Niye çalışmayalım? Biz de bir yere gelene kadar çok çalıştık. Bir yerden sonra biraz şey. Nereye kadar? Kimde sıkıntı oldu. İşte Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ben de çalışmayı kestim. Abi 19 yaşında ayrıldım Batuhan. Tamam. Ne tamam? Niye abi, insanlar 24 yaşında futbola başlıyor. Öyle. Ya peki, bakma bana öyle anlamlı aşık dolu gözlerinle ya. Ne yapayım ama ya, çok daha farklı bir yerde olurdun hakikaten de. Bunun yok sorumlusu abi, şimdi insanlar dijital görüyor, vallahi çok önemli. Bu dijital çağ çok önemli ya. Gerçekten çok önemli. Bize yol gösteren abimiz mi vardı? O zamanki spor programlarını açın abi. Açın o zamanki spor programlarını. Şimdi gözünün önünden geçiyor mu? İsim geçiyor. Vermek istemiyorum şimdi. Millet lahana pırasa falan satıyordu spor programında. Ne öğretebilirsin ki? Şimdikiyle bir mi? Değil. Şimdi geliyor adam genç oyuncu mesela. Diyor ki önceden bir Batuhan vardı. İnsan anlatabiliyor. Biz de yanlışlarımızı burada dile getiriyoruz ki. Kardeşlerimize de ister istemez bir tecrübe olabilir yani bu açıdan. Çünkü bizim öyle gördüğümüz kimse yoktu. Doğru. Yoktu, gerçekten yoktu. Yoktu. Doğru. Yani bu çağ çok önemli bir çağ. İnanılmaz bir çağ. Şimdi her şeyi bulabiliyor insanlar. Peki. O zaman... Kızıyorum ya. Geçiyoruz bir örneğe. Hadi geçelim o örneğe. Abubakar bu arada kanka gelmeden önce de yok beni Fenerbahçe istedi falan. Bunlara da girme kankacığım. Çık oyna işte. Felipe Melo'nun oğlu Davi. Fluminense'de birlikte antrenmana çıktılar. Altyapıdan çıktı abi. Melo oğluyla antrenman yapıyor. Hayatımda istediğim tek şey buydu. Oğlumla antrenman. Kayra'yla. Tabii Kayra'yla antrenman yapmak. Çok isterdim. Ama geç oldu işte çocuk. Kayra 4 yaşında. Allah uzun ömür versin. Amin. Hani büyüyüp oynayana kadar fosil olurduk biz. Kaç yaşında baba olmuş ya bu Melo? Bu erken, bu Brezilya'da biliyorsun biraz erken evleniyorlar falan. Bayağı güzel bir tablama ya. Arda Güler yeterince süre alıyor mu, almıyor mu diye soruluyor Georges'a. Georges çok sever. Ne zaman sorulmuş? Geçen maç sonunda. Bu maçtan sonra. Salim Anan sordu. Aa! Evet. Salim'e bak lan, ne güzel sorular sormaya başlamış. Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar almış olduğu süre geçen sezonun tamamından daha fazla. Hocam ama... geçen sezon Arda doğmamıştı ya. Müsaadenle daha fazla süre alsın ya adam. Çocuk daha kaç yaşında abi? Hocam sen Arda'yı oynatma. Vallahi istemiyor zaten. Sen çünkü bu işi acayip bir şeye döktün. Döktü. Yani ben şunu anlamıyorum. Senin hiç mi kamuoyuna saygın yok? Senin hiç mi Fenerbahçe taraftarına saygın yok? Senin hiç mi bu ülkeye saygın yok? Ya ülke bu çocuk oynasın istiyor ya.
Ya oynat da kardeşim ya. Oynat ya. Ya çıldıracağım ya. Kendimi yiyorum evin içinde. Ciddi diyorum. Bak çok. Bak nabzım vallahi fazla atmaya başladı. Tamam, hocam iç çayını iç. Sen lütfen Allah aşkına Arda'yı hiç oynatma hocam. Tamam mı? Hiç oynatma. Çünkü senin gerçekten şu açıdan düşünürsen Jorge Jesus'un Türk milletine saygısı kalmamış abi. Anladın mı? Bütün dünya, bütün spor programları, bütün hocalar, bütün taraftarlar bu çocuğun oynamasını istiyordu. Sen bu çocuğu oynatmıyorsan senin kimseye saygın yok. Doğru mu? Evet. Öncelikle camiana saygın yok. Nasıl buluyorsun Jorge Jesus'u? Kötü buluyorum. O zaman da söylemiştim. Bana kalırsa egolu bir antrenör. Egolarımın altında çok, ben çok acayip egoları var. Sadece Jorge konuşulsun, sadece ben konuşulayım istiyor. Tamam saygı duyuyoruz, çok büyük antrenör olabilirsin. Ama hiçbir kimse Fenerbahçe formasından ağır bir insan olamaz abicim. En büyük ağırlık Fenerbahçe formasıdır. Galatasaray'dır, Beşiktaş'tır. Camialar büyük ağırlıklar. Evet. Doğru mu? %100 doğru. Diğer konuya geçelim. Arda'yı hep konuşuyoruz. Geçtik. Arda Turan'a diyorlar ki telefonundaki en ünlü kişi kim? Arda Turan diyor ki Messi'dir herhalde, Ronaldo'nun da telefonu var bende diyor. Senin telefonundaki en ünlü kişi kim? Vallahi Arda abinin herhalde telefonunda benim fotoğrafım yok. Arda abi yani seni çok seviyorum ama ben uğrayacağım abi yanına, beraber bir fotoğraf çektirelim Allah'ın izniyle. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki... Senin kim abi? Bana geç bunları ya. Senin kim abi telefondaki en ünlü kişi? Benim de Arda Turan işte. Ha. Öyle. Arda Turan yani. Arda Turan. Ne yapsın Barcelona'da şampiyonluklar? Şampiyonlar. Arda Turan ya, kim olacak? Konuşuyor musun Şarda'yla? Yani bürokrasiye girmediğim sürece Arda Turan. Niye o yaptın? Ne bileyim. Genel. Nikah masası demedik harbici telefon numarası dedi. Geçtik. Evet, çok sevdiğim bir insan dün bir fotoğraf paylaştı. Sergen Yalçın hocam. Takım elbisesi topa bastı. İdealinden daha fazla şey olur, katkısı olur Beşiktaş. Bugün oynat, yemin ediyorum. Allah göstermesin hocayı tekerlekli sandalyeye koysak Beşiktaş'ta hepsinden daha iyi oynar. Delilerden değil mi? Hepsinden ya. Yani bir Getson'la kapışamaz. O da şeyden dolayı, ciğerlerden dolayı. Onun dışında... Hepsinden daha iyi, daha çok katkısı alır hocam benim. Baksana abi, bir futbol topu bir insanın ayağına bu kadar yakışabilir. Ayakkabılar kaç para acaba? Onlar bayağı pahalıdır. Pahalıdır. Seninkiler ayak pahalı iyi. Bir defa abi. İçindeki pahalı. Ne kadardır ayak? Değeri yok. Yok mu? Değeri yok. Seninki? Değeri yok. Ha? Senin? Benim ayağı bir değer biçebilirsin. 10 olur, 20 olur, 50 olur, 2 milyon olur, 5 milyon olur ama bu da ayağı bir değer biçemez. Ayağın içine baksana, gol kokuyor. Ayağın içine bir bak. Şöyle duruş bile gol değil mi? Tabii canım. Şimdi yani benim için mesela dünyanın en güzel spor arabasından daha iyi bir şey yani şu ayak. Ulan insanlar yanlış anlayacak da yani ayak yani. Gelelim bir diğer çok sevdiğim bir isme. Tabii Türkiye'nin şüphesiz ki en iyi teknik direktörü. Fatih Terim Hoca dünyanın en iyi 100 futbolcusunu seçmek için The Guardian tarafından jüri olarak davet edildi. Tabii ki mutlaka. Valerian İsmail'i mi davet edeceklerdi? Geçtik. Getson Gezal'ı sırtına taşıdı. Uzun bir süre sonra antrenmana çıkan Gezal ekrana geliyor. Getson'un sırtına sahaya geldi. Helal olsun. Bu işte büyüdükçe küçülmek gibi bir şeydir yani. Zor bulunur. Getson şu anda Beşiktaş'ın en yıldız popüler oyuncularından bir tanesi. Gezal'ı çünkü neden biliyor. Gezal gelince hepsi yarım kalacak. Sırtında. Sen kimseyi taşıdın mı? Ben genelde takım taşıyorum. Anladım. Geçtik. Seversin. Casillas. En ünlü gol attığın kaleci hangisi? Abi vallahi hatırlamıyorum ya. O kadar çok attın ki. Evet. Hatırlamıyorum. Onu sizin bulmanız lazım. Ya Buffon'dur, ne bileyim bir kim geliyor? Casillas'tır. Böyle karşılıklı oynadığınız zaman ulan bu hakikaten iyi futbolcu dediğim var mı? Dünya yıldızları. Drogba. Drogba ile ben omuz omuza vurdum. Ben şimdi güçlüyümdür mesela. Lugano ile Mugano ile kapışıyorduk şimdi. Yani Drogba ile ben omuz omuza vurdum. Yok etti beni. Seni? Tabii. Ben vurdum, o vurmadı. Sadece durdu. Koşuyoruz. Dur dedim şunu bir düşüreyim. Bir de koşarken şimdi insan tek ayak üstündeyken güçsüz olur yani. Vurdum mu uçar. Yani düşün şu mami var ya bizim sivrisinek. Bu bile ben koşarken bana vursa uçarım. Tamam.
Drogba'yı vurdum. Yemin ediyorum sağ tarafımı hissetmedim. O kadar ha? Tabii tabii. Zaten vurdum. Baktım hiç oralı değil. Geliyor tutun dedim. Gol oldu. Saldım direkt. Yok tutun. Orta sahadan ya benim yanımdan dripling atıyordu. Korner çıkışıydı. Geçerken ben omuzu vurdum. Baktım yemiyor. Şimdi gözümde de kalenin orası büyüdü. 60-70 metre var dedim. Bunu kovalayarak geçiremem. Geliyor tutun dedim. Casillas demiş ki. Yani mesaiye kalmadım diyelim. Ha. Çünkü 60 metre de atsam mesai gibi bu, anladın mı? Tabii benim işim ya. Yok ki orada. Aynen. Benim işim bu tarafta. Evet. Bir denedim olmadı. Sevdiğim her şey beni terk etti demişti. Çok büyük bunalıma girdi. Daha sonra Puyol'la yapmış olduğu yazışmalar vardı. Enteresan yazışmalar fakat... Vay benim Casillas'ım be. Puyol da mı terk etmiş? Galiba o da terk etti, dur. Gel abi diyor, gel. Niye oğlum? Puyol'la yazışmaları yok muydu? Bak, hayata geri döndü. Dur geri gel, başa al. Neden böyle bir şey demiş acaba? Niye böyle... Futboldan sonra çok ciddi derecede boşluğa düştüğünü söylüyor. Yapacak bir şey yok çünkü, arkadaşı yok. Dur. Yani düşünce ama ilk aklıma gelen o. Yani... Bir reel hayatın yoksa ki futbolcular... Aklıma bir şey geldi. Hazır mısın? Yapma. Vallahi. Hiç hazır değilim. Moralim çok bozuk. Biliyorsun Casillas'ı ilk şu üzerindeki İspanya milli takımına davet eden, gitmesini sağlayan Vicente Del Bosque'ydi. Asıl şimdi benim aklıma bir şey geldi. Ramazan Kurşunlu'ya... Yandı ortalık şu an. Söyle. Şu an yandı ortalık. Söyle söyle. Söylemeyeyim ya. Allah aşkına söyle. Anlatmayayım. Anlat. Başka yerlere de anlat. Ya bunlar da istiyor ki... Gel buraya, her şeyi anlat. Böyle olmaz. Ama anlatman lazım. Şunu anlatacağım dedikten sonra insanlar bekliyor. Sen zaten onlardan için anlatacağım. Hayır. İspanya maçındayız. Kalede Casillas. Arkamda Pique. Tuncay abi var arkada. Stoperde Servet abi. Top out çizgisinin oraya doğru gitti. Korner bayrağına yakın yani. 3-5 metre falan var. Arkadan bir abimiz seslendi. İsim vermeyeceğim şimdi. Bas bas dedi, hata var dedi. Ben bastım arkamdan, gelen gelene hepimiz bastık. Casillas ters ayağıyla bir uzun top attı. Sana yemin ediyorum bugün benim diyen orta saha oyuncusu böyle bir pas atamaz. Zınk, adrese teslim. Bir kestiler biz golü yedik. Bastian abi. Bak dur. Kestiler golü yedik. Bastian abi, öbür abi döndü böyle yaptı. Dedi ki ulan dedi, bu dedi kaleci dedi Ahmet Mehmet mi dedi. Bir kaleci ismi de söyledi de şimdi yanlış anlaşılmasın diye söylemeyeceğim. Bu dedi Ahmet Mehmet mi lan, ne hatası dedi. Oğlum nasıl bir pas attı, ben tarihimde böyle bir şey görmedim. Ama 50-60 metre ya. Nasıl biliyor musun, zınk diye ya. Kardeşimin ayakları da temizdi. Yani şimdi popüler olduktan sonra insanlar biraz dışarı çıkmalarda sıkıntılar yaşayabiliyor. İşte tabii. Nereye gitsem beni çekiyorlar ediyorlar diyorlar. Bunlar var. Gitmediğin yerleri de söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle ben Casillas'ın yani real hayatında çok aktif olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey yaptıysa. Nerede aktif? Yani asosyal olabilir evde, hmm. Benim gibi mesela. Ben de çok asosyalim. Ben devamlı evdeyim yani. Del Bosque Beşiktaş'a geldiğinde Ramazan Kurşunlu için benim Casillas'ım, yeni Casillas'ım Ramazan demişti. İmkansız o. Söyledi abi. Abi bunlar da yaşı kemale erince geliyor hep işte. Anladın mı? Yani Ramazan Hoca nasıl Casillas olabilir ya? Ama dedi abi. Hocam benim çok sevdim. Telefonun yanında olsaydı arardım şimdi. Böyle bir açıklama yoktur. Vallahi var. Ver telefonunu arasın Ramazan'ı. Ver. Ver telefonunu. Evet şu anda. Batu ne yapıyorsun? Hocam müsait misin? Müsaitim tabii. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim bir programım var. Yeni başladı da. Tamam. Şu anda yayındayız. Bu soru sormam lazım sana. Tamam kardeşim. Hocam sen Beşiktaş'tayken. Evet. Del Bosque. Ramazan Hoca benim Casillas'ım diye bir açıklamada bulundu mu? Haberin var mı yani senin bu açıklamada? Kardeşim. Bulundu. Anladım hocam benim. Nasılsın, iyi misin hocam sen? Vallahi iyi kardeşim. Yani Del Bosque Hoca Casillas'ın dedi. Sonra Rıza Hoca bizi şey yaptı. Yok etti. Yok etti abi. Yok etti abi. Hocam ama demek ki Rıza Hoca bu işten daha iyi anlıyormuş hocam. Rıza Hoca hala burada, Del Bosque yok. Aynen öyle abi. Hocam benim kurban olurum. Çok sağ ol hocam benim. Var mı hocam bir isteğin buralardan? Dikkat et kendine. Seviyorum seni. Selam herkese. Hocam herkesin sana da çok selamı var. Hoşça kal. Yenge hanıma, çocuklara selamlar çok. Sağ ol. Görüşürüz hocam benim. Demiş abi. Demiş ama demek ki demiş yani.
Tamam hadi ötekine geçelim ne olur. Burada dans ediyor. Bak Casillas hayata dönmüş. Ne diyorsun bu dansa? Casillas hala kendini kaleci zannediyor olabilir mi? Olabilir. Bırak. Nasıl bir dans etme? Devam et bir daha. Ya nasıl dans etmeyeceksin ki burada da? Değil mi? Tabii. Sıkıntı olmasın geçelim bir an hemen. Devrim Hanım oyuncu. Değil mi? Evet. Devrim Hanım bir oyuncu. Ne oyuncusu? Dizi oyuncusu galiba. Evet. Dizi oyuncusu. Ben pek dizide oynuyor. Ünlü mü? Hanımefendi. Ünlü, bayağı ünlü bir hanımefendi. Yani şimdi biz bilmiyoruz. Yanlış anladık. Gerçekten ben de. Vallahi ben yani yani hayır. Haberlerde gördüğümüz için aldık. Galatasaray Devrim Özkan'ın Nef Stadyumu'nda tribünde olduğu hiçbir maçı kaybetmemiş. Çok uğurlu geliyormuş Devrim Hanım. Devrim Hanım peki galibiyetlerden sonra sadece stat'taki fotoğrafını atıyor olabilir mi? Veya 2-3 maçlı falan mı gidiyor yani? Ha olur ama her hafta gidiyor diyorlar. O zaman devrim yaratmış. Anladım. Devrim yaratmış. Geçelim. Mehmet Özcan var. Ayakkabılar ayağımı bir sıkıyor. Abi yani ayaklar çok pahalı. Getir kurban olayım çıkartın Allah ne aşkına. Olur, ne olur ya. 2 milyon euro lan o ayak. Çıkaramam şimdi. Çok kötü. 2 milyon ayağıma euro. Göre ayakkabı yapamıyorlar. 47,5 numara ayak var. Yani olmuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Denize atsan ikimiz binler çekeriz biliyorsun. Mami'yi taşır mı? Vallahi billahi ya. Üsküdar Beşiktaş arası yapmaz mı? Yapar mı? Mami abi çok yönlü kullan işte. Beğenmiyorsunuz bir daha al. Bir şey söyleyeyim sana. Mami'nin boyu kadar mı? Mami'nin boyu kısa. Evet abi. Bandırma sporlu Mehmet Özcan. Maç bitiyor kazanıyorlar bu hafta. Maçın ardından kız arkadaşına evlilik teklif ediyor abi. Üçlü çektirirken sahnede bu bak. Ve rüzgardan yüzük uçuyor mu? Yok. Bandırma hep rüzgarlı ya. He. Bak. Bir anda kız arkadaşına geliyor çat diye yüzüğü açıyor. Yüzüğü gösterin. Anam bunlar çok küçük gibi geldi bana ya. Ufaklar canım. Yaşı ufak. Mehmet Özcan daha 25 yaşında falandır. Kız da, kardeşimiz de ufak. Kardeşim de çok ufak gibi geldi bana. Yüzük... Demedim benim. Ne kadar mutlular ya. Nasıl? Kurban olurum ya. Yapar mıydın böyle bir şey? Bir yıldız daha kaydı. Ha? Yaptın mı hiç böyle bir şey? Yok yapmadım. Yapılmaz zaten ya. Yok. Sen yapmazsın ya yani. Maçtan sonra olmaz yani. Hele bandırmada, o rüzgarda falan olmaz o iş. Hmm. Bu deplasman değil mi bandırmanın? Yok bandırma, bandırma stadı burası. Evet. Önde alkışlayan kardeşim de bayağı iyi. Bak öndekine bak. Bak rolüne bürünmüş. Bak, bak, bak. Bak. Mehmet'im yalnız 3-5 tane var bak orada. Neden hep top toplayıcılar falan var? Öbür takım nerede? Öbür arkadaşlar. Herhalde içeri mi girdiler, duşa mı girdiler? Bizim Sedat da orada. Sedat takım arkadaşlarından gizli mi yaptı acaba? Yüzüğü göremedik ya. Allah mutlu mesut etsin. İnşallah ben yüzüğü merak ediyorum. Musun? Allah tamamını erdirsin diyelim. Neyi merak ediyorsun? Yüzüğü. Yani yüzük bandırma sporda bilmiyorum. Şimdi Galatasaray falan olsa yüzüğü görürdük zaten kutu açık bunda. Adamları, santraforlara baksana. Icardi, Mertens var, efendime söyleyeyim Seferovic var, Gomis var. Yüzük büyük olur. Geçelim abi buna. Hah geldi. Bana bak bana. Anam benim. Nereden buldunuz bu resmi ya? Çok iyi değil mi? Kasımpaşa stadı değil mi? Evet. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Niye göğsümü öyle çıkarmışım ya? Batu bir de çok çirkinsin ya orada. Hı? Çok çirkinsin. Evet. Yani şimdi mübalağa yapamayacağım. Çok çirkinim ama bu takımdan tanıdığın, görüştüğün kimse var mı? Allah'tan aşağıda Fuat falan var. Benden daha çirkin. Yanıma da almışım bir çirkin daha bizim. Anladın mı? Kalecinin yani... senden daha kısa olması. Ama kaleci uzun olması bir şey ifade etmez. Harbiden ne çirkinmişim ya. Bu ne ya? Yeni kafa mı koymuşlar bizim masörün yanına? Baksana. O bandan resim mi bozuk? Güneş mi? Resim bozuk. Resim bozuk. Söylesene o zaman. Ama güzel günlerdi be. Ya sen bana şu günlere dönebilmek için her şeyi verirdim desem yalan olur. Çünkü her şey zamanında güzel. Değil mi? Canım. İnsan geriye gitti mi zevki kalmıyor abi. Hani o yalan söyleyenler var ya işte 20 yaşıma dönsem de 20 milyon borcum olsa falan. İyisiyle kötüsüyle artık bazı şeyleri yaşamışsın. Her şey güzeldir abi. Kötü şey de bir tecrübedir, güzelliktir. İyi şey de bir güzelliktir. Ne bileyim dönmek istemezdim herhalde. Ben ne döneceksin Batuhan ya? Şu anda çok yakışıklısın abi. Ya sen benim suratıma niye laf söylüyorsun ki? Söylemiyorum. Bunun eski resmi falan yok mu? Ben seni bir dahaki programda şeklim bozuk. Sen göreceksin. Ama şeklim bozuk. Ben seni bir dahaki program ne yapacağım göreceksin sen. Geldin 52 yaşına. Evet. Böyle sevimli tişörtler giyerek böyle falan kendini genç göstermeye çalışıyorsun. Bak. Bak şu hareketlere bak. Ha bu ne? Nasıl ne ya? Senin yaşın artık takım elbise yelek giymeye gerektiren bir yaş. Bırak onları biz giyelim. Sırtım üşümesin diye mi yelek? Ya. Mesut Bakkal gibi. Karnım üşümesin. Mesut Bakkal gibi ben de yelekle çıkıyormuşum. Hı. Bitiyor ya. Ha. Benim ona benzetiyorlar mesela hep.
Alakası yok. Bu kız çok güzel bir kız. Alakası yok. Sen kendi kendini benzetiyorsun bunlara. Şu kız da senin neyin benziyor ya? Gözü bir defa, bir tek gözünüzün rengi benziyor. O kızınki de çok daha açık. Sen şimdi yalandan gözüne 3-5 tane buradan ışık vurduruyorsun. Daha açık görünsün diye. Ya ben haber oldum biliyor musun bu yüzden? Nerede? Beni paylaştılar bütün gazetelerde, mazetelerde. Bir insan bu kadar benzeyebilir. Hastane doğumu mu seninki? Evet. Hastane ise sen net karışmışsın. Net karıştırmışsın. Benzemiyor mu abi mesela? Aynı. Yeni aynısı ya. Hastane ise sen karışmış olabilirsin. Bir bakalım o hastane kayıtlarından bir araştıralım. O gün kaç tane doğum falan varmış. Bu kadın eğer orada doğum yapmışsa sen karışmışsın. Çünkü ben annemi de tanıyorum. Yani annemle de bununla daha çok benziyorsunuz yani bu ablayla. Evet bir sıkıntı var. Hakikaten benziyoruz. Vallahi bakalım ya. Aynı gün eğer bu kadın orada doğum yaptıysa. Bunların annesi değil mi? Ha, hemen Müge Anlı gibi bir doğum. Zaten içecek bir şey de yok. Bence programı bitirelim. Nasıl yok? Ya bir tek su var. Baksana Mami'den hiçbir şey gelmiyor. Zaten bu kadarlık anlaştık burada. Bütün gün program mı çekeceğiz? Çok teşekkür ediyorum. Dellali'ye emanetlerini gönderdim. Ha? Bak. Bunlar yenileri. Botan ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yaptın. Yaptın mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni bunu yapmaya ömrüm yetmez. Ben Kayra'ya bu oyuncaktan almıştım. Kreşe gitmeden önce baba her gün yap diyordu bana. Ben baktım 2 gün kurcaladım baba yaptın mı diye. Baktım bayağı bir gurur meselesi oldu bu evde. Hemen en büyük gücümü kullandım. Yenisini aldım. Tabii onda yapılı. Bir yapılmış hali. Direkt bak babacım yaptım. Ne dedi? Ta ki tekrar bozup baba benim yanımda yap diyene kadar. Onlar bizden daha akıllı. Çok mutlu. Çok daha akıllı. Batu ağzına sağlık. Sağ önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kadro Duşu'nun sonuna geldik. Natspor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Telefona bak, telefon arıyor. Alo.